kolay bir sezon değildi. Çünkü çok iyi başlamadık. Sezonun ortalarında her yarıştan sonra daha güzel başarılar geldi. Daha çok podyumlar yaptık 2021'de. 13 tane farklı ülkede Türk bayrağını dalgalandırdık. En özeli benim için aslında bu. Çünkü sezonun ortasında bir takım arkadaşımın bana çarpması nedeniyle yarış dışı kaldım ve şampiyonluk bitti dedim. Ve daha sonrasında Kenan Sofu'yla beraber sadece yarışlara ve birinci olmaya odaklandık. Ve yarışın sezonun sonuna geldiğimizde baktığımızda 30 puan öndeydik. Yani bizim için aslında birazcık stratejili, biraz da profesyonel geçti diyebilirim. Çünkü 5 kez dünya şampiyonu olmuş biriyle beraberiz ve onun planlarıyla, onun stratejisiyle biz dünya şampiyonu olduk. Tabii ki de çok mutluyuz. Benim hayalim olan dünya şampiyonluğuna erişmiş olduk ve ayrıyetten tabii ki de bu sezon benim için çok önemliydi. Çünkü en çok istediğim dünya şampiyonu olduktan sonra babama armağan etmekti. Bu benim için en önemli kısmıydı ve bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. 2022 tabii ki de daha zor geçecek bizim için. Çünkü daha güçlü rakipler geliyor. 6 yıldır şampiyon olan birini mağlup ettik ve o daha da güçlü geleceğini düşünüyorum. Tabii ki de 2022'de biz hayallerimize kavuştuk ama pes etmeyeceğiz. 2022'de de elimizden geleni yapıp dünya şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. İnşallah tekrar dünya şampiyonu oluruz. Çünkü hayalimiz olan bir yerde yarışıyoruz. Bir tane şampiyonluk artık yetmez. Daha fazlası için savaş vereceğiz. İnşallah 2023'te de her şey istediğimiz gibi giderse MotoGP'de tekrar rekabet göstereceğiz. İnşallah tabii ki de dediğim gibi 2022 çok önemli. 2022'de dünya şampiyonu olduktan sonra artık bu kategoride yapacağımız bir şey kalmıyor. O yüzden 2023'te MotoGP'de mücadele edebiliriz. Tabii ki de bunun hepsini zaman gösterecek. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız 2022 için. Baktığımızda tabii ki de adım adım ilerlemek her zaman daha iyi. Yani 5 basamağı bir anda çıktıktan sonra düşmesi daha yüksek bir ihtimal. O yüzden adım adım çıktığımızda emin adımlarla başarıya daha güzel ulaşıyoruz. O yüzden biz adım adım gidiyoruz. Bastığımız her basamak daha sağlam oluyor. Tabii ki de her başarı bizi daha çok güçlendiriyor. Dediğim gibi 2022'de de dünya şampiyonu olursak artık yarıştığımız kategoride başaracağımız bir şey kalmıyor. Çünkü üst üste iki defa dünya şampiyonluk gerçekten zor bir şey baktığımız zaman. Çünkü bir güreş gibi, yani bir tane maçta dünya şampiyonu olamıyorsunuz. 8 ay, 9 ay süren bir sezonun ardından dünya şampiyonluğu geliyor. O yüzden 2022 inşallah güzel geçer. 2023'te de diğer hayal kurduğumuz şampiyonaya gideriz. Tabii ki de bunu yani benden daha çok beni sevenler, beni izleyenler çok istiyor ama inşallah dediğim gibi 2022 çok önemli. Şampiyon olsak 2023'te ben de gerçekten çok MotoGP'ye gitmek istiyorum. Sealed his title 2 weeks ago today. World Superbike Championship, please welcome to the stage Toprak Razgatlıoğlu. I have to beat six-time world champion John Terray, and he's a superbike legend. And yeah, not easy. But we are here,
I'm really, really happy to be here. And thanks to Yama, thanks to everyone support me. And congratulations all the champions. Thank you.